Yayınıma hoş geldiniz. Yayınımda Türkiye'de ve dünyada gelişen gelişmelerle ilgili haberler vereceğim. Özellikle ilk durağımız Libya. Libya'da M60 tankları, Türk tankları. Daha önce yayınlarımda bahsetmiş miydim? İzleyenler bilirler. Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Yunan felaket kızdı. ABD Hafter'e ser çıktı. ABD duruma göre, nabza göre şerbet vermeye devam ediyor. İşte değerli izleyenler, Libya, Ayasofya ve Türkiye'deki gelişmelerle alakalı yayınıma başlıyorum. Libya'da Devlet Başkanı Sayın Sarraç, Türkiye'den tank ve İHA isteminde bulunduklarını daha önce açıklamıştı. MEP anlaşmasından sonra kendisine tepki gösteren Afrika Konseyi üyesi ülkelere Türkiye'den yardım istemek benim için bir zorunluluktu. Artık Trablus'a kadar dayandılar ve kendimi savunmam gerekiyordu demişti. Ayrıca Türkiye'nin tanklarına ve SİHA'larına ihtiyacımız var, ilgileniyoruz demişti. Şimdi ben geçen gün yayın yaptığımda tanklar mutlaka çöl savaşı için lazım dediğimde buna şaşıranlar oldu. Evet, şaşıranlar olabilir ama Türk tankları Trablus'ta Hafter'i püskürtmek için çöl savaşlarında lazım. Neden mi? Hemen değineyim. Şimdi Kazirma bölgesini aldık. Kazirma bölgesinden havalimanına doğru inmek ve Gasser bölgesine doğru taarruz yapıyoruz. Belli bir noktaya kadar ilerliyoruz. Ama belli bir noktadan sonra değerli izleyenlerim size fotoğrafı net vermem lazım. Olayı net anlatmam lazım. UMH güçleri belli bir noktaya kadar ilerliyor. Ama DNA'nın Avrupa ve Rusya'dan gelen ağır silahlar, füze ve roketlerle tabii ki kuvvetlerimizi püskürtmekte ve daha sonra o aldığımız yerlere mesela sabah aldıysak akşam geri taarruz edip alıyorlar. İkincisi belli bölgelere mayın döşediler. Mayın arama için UMH'nin personel eksikliği de mevcut. Bu konuda Sayın Sarraç Türkiye'den tabii ki isteklerini yapıyor. Bu istekler çerçevesinde kargo uçakları, askeri kargo uçakları geçen bir partiye bunları götürdü. Yani bu parti yardımında tabii ki mayın ve temizleme ile ilgili birçok ürün de var. Stratejik birçok ürünün de gittiği yönünde haberler de gelmekte. Ama şunu söyleyeceğim. Özellikle tank ve F-16'larla bu cephe hatlarının tamamen yarılması ve oraya konuşlanmak için önemli bir avantajın yakalanmasının gerektiğini düşünenler derim. Şimdiye kadar Türkiye'nin orada olmadığını bilmeyen var mı? Yok. Ama şunu da ifade etmek istiyorum ki özellikle Rusya'nın bir hamlesi oldu değil mi? Uçak hamlesi. Rusya'nın uçak hamlesini hatırlıyorsunuz. Rusya bu uçak hamlesiyle şunu söylemeye getirdi. Tamam, geçen ay F-16'larla tatbikatını yaptın. Hafter'de endişelendi. Ben Hafter'i gizliden gizliye destekliyorum. Şimdi gizliden gizliye uçakları boyar yollarım şeklinde bir düşünceye girince tabii ki Amerika durur mu? Amerika'da Rusya'nın uçaklarının Libya'da olduğuna dair Afrika Komutanlığı resimler paylaştı. Bu konular daha dün gibi gerçektik. Bunları da bilmek gerekiyor. İşte bu hususları beraber düşündüğümüzde bir seçenek var. Hızlı sonuç almak. Yani oradaki durum çekişmeye döndükçe, UMH'nin ilerleyişi sadece belli bir bölgelerde kalırsa, F-16'larımız devreye girmezse bu sürünceme devam eder. Özellikle Türkiye'nin tanklarının ve Türkiye'nin elit birliklerinin ve özellikle uçaklarımızın Libya'da olması fotoğrafın ve haritanın değişmesi için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim dünkü fetih olayına. Fetih zaferini tüm yurtça, evet tüm yurtça ve dünyadaki tüm bu konuya sevinen tüm insanlarca güzelce kutladık. Fetih kutlaması ben de TV'den izledim. Oldukça muazzam hazırlanmış bir gösteriydi. Sanki fetih yeniden olmuş, orada gibiydik. Ve sunulan bu ışıklandırma ve teknolojik imkanların ne kadar güzel bir eser getirdiği de ortada. Kültür Bakanlığımıza da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ama bu güzel kutlamayı tabii ki çekemeyenler olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın evet bu Fetih Suresi'ni anlamını okuması
ve Fetih Suresi'nden dolayı beraber elini kaldırması bu konuda sanki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği günlere götürüyor. O günde Ayasofya'ya girerken tabii ki belli dualarla, belli güzel dileklerle girildi. Ama şu hususu belirtmek istiyorum. Özellikle belirtmek istiyorum. Ayasofya'da bu duanın okunması çok anlamlıdır. Yani Ayasofya'nın cami olmadan önceki son adımıdır. Bu konuda Ayasofya'nın içinden Fetih Suresi'nin okunmasının anlamı şudur. Burası cami yapılacaktır mesajıdır. Tabii ki mesajı almıştır Yunan. Onlar için burası çok değerli. Tabii ki bizim için de değerli ama Yunanistan hiç Atina'da hiçbir caminin açılmasına izin vermeyen hoşgörüden yoksun bu anlayış geldi. Ne yaptı? Türkiye'nin dini değerlere saygısızlık yapan bir durumda olduğunu belirterek bir suçlamada bulundu. Şimdi gel gelelim Atina'ya cevap verdi Türk Dışişlerimiz. Türk Dışişleri çok güzel açıklama yaptı. Yunanistan'ın olayları doğru değerlendirmediğini, Atina'da tek bir caminin açılmasına dahi izin vermeyen Yunanistan'ın bu konuda bir anlayışsızlık örneği gösterdiğini ve olgun davranmadığını belirtti. Gerçekten de öyle. Kendi ülkesinde camilerin açılmasına izin vermeyen, camileri kiliseye çeviren Yunanistan'ın Atina'da bir tane camiye dahi yıllardır izin vermemesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda yaptığı tüm uyarılara rağmen Atina'da bir camiyi açmayışı dini ritüele Yunanistan'ın bakışını göstermektedir. O yüzden Ayasofya konusunda Yunanistan'ın gösterdiği tepki çok da anlamlı ve etkili değildir. Şimdi gel gelelim Amerika'nın Libya'daki Hafter'e olan göndermesine. Amerika, Libya'daki Hafter unsuru ve benzeri unsurlara şunu söyledi. Libya hükümetiyle çatışan bütün unsurlara Libya'da onların gereksiz olduğunu ve bir an önce böyle bir durumdan vazgeçmelerini ve gerek olmadığını belirtti. Yani Hafter'i tamamen itti Amerika. Hafter'in Amerikaca itilmesinin nedeni iki taraflı olabilir. Bu bir satranç oyunudur. Hafter Rusya'ya çok yanaşmıştır ve Amerika bu durumdan rahatsızdır. Bu durumdan dolayı ne yapmıştır? Amerika bir ayar çekmiştir. İkinci olarak Hafter'in artık Amerika tarafından kullanılamayacak bir aktör olduğunu düşünebilir Amerika. Bu konuda İngiltere de zaten şu anda Libya hükümetine destek, Amerika'da yönünü belirlemek istemiştir. Ayrıca Amerika'nın Tunus'ta sizi koruyalım, bir kargaşa bir durum olursa oraya üs kuralım açıklaması da hem bölgedekileri çıkarırken kendisinin oraya girme aşkını görünce bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyor insan. Şimdi gel gelelim Rusya'nın Wagner'leri çekme adımlarına. Rusya Wagner'leri çekerken tabii ki ne amaçla çektiği yakında ortaya çıkacak. Jufra üstüne çekti. Çoğunluğunun gittiğini Rusya'yı da düşünmüyorum. Nabza göre şerbet veriyorlar. Ama epey bir ücret aldıkları da ortada. 1400 ile 4500 dolar arasında ücret aldıkları ortada. Yani Putin kendi devletsel durumunu bozmadan sonuç almaya çalışıyor. Yani bir denge siyaseti Türkiye'ye gidecek burada ve bu denge siyasetiyle çıkarlarına uzanmalı diyorum. Ama burada özellikle çatışmalardan hızlı bir sonuç gelmemesi üzerine Türk askerinin daha ağırlıklı bir şekilde F-16 Vatdiye üssünün hava üssü yapılarak askeri hava üssümüz haline getirilerek hızlı bir bombardıman ve taarruzla tabii ki Tobruk ve Bingazi'ye de ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya fiili adım konusunda güvenmiyoruz. Çünkü Mursi'nin bırakın hapishanede ilaçsız ve bakımsız bırakılarak vefat edilmesinin önüne açılması, Mursi'ye yapılan kötü muameleler, iktidardan darbe yoluyla indirilmesi Avrupa Birliği ve dünyanın umurunda bile olmadı. Yani onlar için insani değerler sadece belli bölgelere müdahale için bir bahane unsuru. İşte gel gelelim çatışmaların hızlı bir şekilde sonuçlanmaması üzerine Türk ordusunun devreye girmesiyle MEB anlaşması güvene alınacaktır. MEB anlaşması deyip geçmeyin. Eğer Libya ikiye bölünür, ikiye bölündüğünde Trablus ve Tobruk, burada gördüğünüz Tobruk şehridir, ikiye bölünmesini eğer biz kabul edersek MEB anlaşması çöpe gider. O yüzden tam bağımsız bir Libya için, hızlı bir çözüm için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağırlıklı bir şekilde müdahalesini bekliyoruz.
Görüşmek üzere.